Arkadaşlar. Madem abi böyleymiş. Nasip. Nasip böyleymiş. O zaman yani soru cevap şeklinde olacak inşallah. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Görüntünü aç Fatih sen. Onu becermeye çalışıyorum. Bak aşağıda sol tarafta en sol altta köşkte stop video yazıyor. Orada çizgi var. Oraya bir tıkla. Mübarek cemalin ortaya çıkar. Onu bulamadım Bak ki. en sol bilgisayarın en sol altında kamera resmi var. Bir ses görüntüsü var en sol aşağıda. Abi siz de örnekini açıyorsunuz. Sen açsana görüntüsünü Fatih Erkoç'un. Tamam ben açayım. İstek göndereyim açar. Sen gönder aç. İstek göndereceğim. Şu. İstek gönderdim kabul etsin. Evet. Kabul et bak istek gönderdi. Tamam abi. Ha tamam. Güzel. Abi hemen bir dakika. Bir andaki derslerde inşallah şey olur. Abi tamamen sıfır hazırlıktayız. Kusurumuza bakmayın. Tamam. Şimdi abi derse başlamadan önce bir soru sorabilir miyim? Hani genel kısa cevabı olan varsa katılabilir. Abi biz bu enfüsü dersleri neden yapıyoruz? Yani çok cevabı vardır tabii de. Çok üstüme yatma. Sen Halil Ünlü sesi kapat. Sen burada sesi kapat. Ha, tamam abi. Bir saniye. Kim edin? Yani sesi kimin? Rabbisinden cevap vermek isteyen olursa böyle hatırına gelen, yani aklına niye geldi, ne geliyor? Biz bu enfüsü dersleri neden yapıyoruz? Arkadaşlar, hatırına gelen cevap, güzel cevabı varsa sesini atsın. Ondan sonra enfüsü dersi niye yapıyoruz diyor. Niye sordun şey Fatih bunu, bu konuya niye açtın? Onunla ilgili bir şey paylaşacağım da. Paylaşma şimdi paylaş. Peki abi şu elinde gördüğümüz Risale-i Nur külliyatında. Hepimizde var. Hepimizde okuyoruz değil mi abi? Şimdi şu gördüğümüzde bir gazete. Şimdi bu kitapta kelimeler var. Yani mesela 5000 tane kelime var bu kitapta. Şimdi bu kitaptaki kelimelerle şöyle bir gazete yazılabilir mi? Yazılabilir. Öyle değil mi? Evet. Peki kitap ve gazete tamamen aynı kelimelerle yazıldığını varsayalım. Gazeteyi 1000 kişiye okutsak aynı manayı anlar. Yani değişik bir şey anlamaz. İşte burada bir haber yazıyor, şunu yazıyor, bunu yazıyor. Peki üstad ne diyor? Gazete gibi okumayın. Ha, bunun da çok sebepleri var, açıklaması var da. Bununla ilgili şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Şimdi yani o zaman aynı kelimelerle gazeteyi yazıyorsak, gazeteyi okuyunca herkes aynı şeyi anlıyorsa, Risale-i Nur külliyatındaki kelimelerin bir farkı olması gerekiyor. Yani nasıl bir fark var? Yani neticede aynı kelimeler. Şimdi Büyük Mesnevi'deki hani şu yer var ya, işte üstad söylüyor vesaire risalelerinde müteferri katsiyatı ve parça parça aynaları derc etmişim. Eğer Cenab-ı Hakk'ın izniyle bir zaman gelir, birisi bütün bu müteferrik kasleri ve parça parça aynaları tahlil ve tasvir edip birleştirirse, öyle bir ayna onlardan çıkabilir ki, aynel yakinin nuru o aynada zahir ve nümayan olacaktır. Hem onlardan öyle bir has tahassül edebilir ki, hakkal yakinin nuru ondan çiçekler açacaktır inşallah. Şimdi buradan bakınca bu kelimeler birer küçük ayna. Bu aynalara manayı ismiyle bakarsak aynanın camını yani kelimenin örfî manasını görüyoruz. Yani şu gazetedeki manasıyla kitaptaki manası aynı. Örfî manası. Peki nasıl bakmalıyız? Manayı harfiyle. Manayı harfiyle peki nasıl bakacağız? Bunu da Risale-i Nur'dan şöyle bak. Şuralarda. Yani işte Risale-i Nur'un sözleri harfleri ki onlara işaretler eyledik.
Sen onların hastalarını topla ve manalarını tahkik eyle. Bütün hayır ve saadet onlarla tamam olur der. Şimdi burada ne diyor abi? Hastalarını topla. Onlara işaretler eyledik. Yani toplama yapacağız. Kelimeler ayna, üzerindeki işaretler hats. Aynanın hususiyeti nedir? Gösteren de. O zaman biz nereye bakacağız? Kelimeye, yani aynaya bakacağız. Peki bakıyoruz ama hatamız nerede? Neden göremiyoruz? Kelimeye, kelama, yani aynaya manayı ismiyle bakıyoruz. Kelimenin, aynanın cismiyle muhatap oluyoruz. Bu toplamalar ile aynaya bakış açısını, nazarımızı değiştirince aynanın gösterdiğini görmek gibi kelimelerin üzerindeki işareti fehm edeceğiz. İşareti fehm etme nispetinde oluşan hadsiyat ile aynanın gösterdiği manaya süratle intikal edeceğiz. İşaretler nedir dersek, mesela bilmediğimiz bir yolda bir yere doğru gidiyoruz. Önümüzde yüzlerce yol, kavşaklar olsa nereden gideceğimizi bilemeyiz. İşte bu işaretler bir nevi yoldaki işaretler gibi gidiş istikametimizi en hızlı ve güvenilir bir şekilde tanzim ediyor. Ve bunları yapa yapa bu küçük aynaları bir araya getire inşallah aynel yakin nuru bu aynanın üzerine zahir olacak ve manayı harfiyle bakınca aynadarlık cihetini göreceğiz inşallah. Böyle bir şeyim olmuştu, tefekkürüm olmuştu. Yani biz bu Risale-i Nur'u hani nasıl okumalıyız, nasıl yapmalıyız, üstad neden böyle diyor diye. Hani burada böyle iki tane bir mana var. Bu kelimeler sanki bir küçük ayna gibi. Yani Hazreti Ali Efendimiz de orada bir şey söylüyor. Kelimelerin üzerine işaretler koyduk diyor. Ya bunlar nasıl olabilir diye böyle bir şey düşünmüştüm. Bunu paylaşmak istedim. Çok şükür. Ama antika ya. Yani antika. Şimdi... Başka bir yandan da tabii abi şey çıkmasın. Yanlıştır böyle ille böyle okuyacaksın diye de hani bir manada ya çıkmaz tabii. Hani şimdi üstad ne diyor? Medrese-i Nuriye, medrese. Yani bu medrese nedir? Medrese tahsil edilen bir yerdir. Yani tahsil etmek, şimdi mesela şu ders kitabı olsa, herhangi bir okulun ders kitabı, herkes bunu alıp evinde okuyabilir, anlayabilir. Ama bir de bunun medresede, okulda tedrisat edilmesi var. Yani arada bir fark var. Evet. Evet, o ayrı ayrı parçaları ayna gibidir. Ayna şekil gösterir, şekil. Harita ortaya çıkar. 25. sözün başında Kur'an için harita diyor. 20. mektupta da insan için harita diyor. Şecere-i kainata harita diyor. Diyor da diyor. Neyse, biz hadi bakalım başlayalım. Bismillah. Şimdi abi ben derste vücuda bakıyordum. Vücuttan daha ziyade imtina dairesine bakıyordum. Tabi bu arada boş bıraktığım yerler var. Şimdi vücut var olan her şeyle ilişkisi var. Yani var olan her şey. Ya bunu belki hani siz dima derslerine başladınız, kaç sene geçti. Belki arkasında bir vücut serisiyle başlasanız bu kadar devam eder. Belki daha fazla devam eder. Şimdi bu şekilde başlayıp sistematik bir şekilde gitmek zor. Ya kısa kesitler olarak ben bir şeyler hazırlamıştım. Daha da devam ediyordu yani, tam hazırlayamadım. Bunlardan biraz paylaşalım inşallah. Şimdi varlık yaratılmamıştı. Ve Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Bu hadis-i şerif meali. Mahlukatı yaratmaya karar verdi. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek ve tanınmak istedim. Mahlukatı yarattım. Peki yaratma süreci nasıl oldu? Önce Nur-u Muhammedi'yi yarattı. Nur-u Muhammedi çekirdeğinden şecere-i ilkati yarattı. Şimdi bizim vücut dairelerimiz ana olarak 3 tane. Vacip, bunun sahibi vacib-ül vücut. İmkan ve mümteni. Şimdi vacip tarafını biliyoruz, imkan tarafını da biliyoruz. Ya peki mümteni nedir? İmtina dairesi nedir? Mümteni vücut nedir? Bunlara ben değinecektim. Bu arada
Ben size şöyle bir sorum olacak. Şimdi vacip dedik, vücut dairesi. İmkan dedik, imtina dedik. Peki meçhulü imkanla vücut ortasını dördüncü bir daire olarak düşünebilir miyiz abi? Bir de söyle son şeyi. Meçhulü. Meçhulü yani imkan ve vücut ortasını dördüncü bir daire olarak düşünebilir miyiz? Yoksa bir dairenin içine koyabilir miyiz? Zaten o imkan makamı orası. Yani iki şeye açık. İmkan mümkün ile zatında ne barındırıyor imkan? Mümkün ile Adem'i barındırıyor. Yani mesela diyor ki, bakayım nerede? Şurada şu Sözler 78'de bu imkanı anlatırken bir de şurada neredeydi bakayım. Sözler 278'de imkan mesela Adem'le vücut ikisi Allah canibinden eşit. Adem'le bir şeyin vücudu, vücuda çıkması, o zati sıfattaki vücut değil, vücut. Bir şeyin, şu kalemin çıkması, vücuda çıkmaması eşit. Öyle değil mi? Şey diyor, tesaviri tarafeyn. Evet. İki taraf, yani Sözler 529'da söylüyor. Tesaviri tarafeyn den ibaret olan imkan. İmkan. Şimdi bu da tekvinde bu kalemin vücuduyla Adem'i tesaviri tarafeyn, iki taraf eşit. Vücuda gelebilir de gelmeyebilir de. Böyle bulunma haline imkan. Yani birisi tercih etmiş. İmkan. O zaman imkan zatında hem vücudu barındırıyor hem Adem'i barındırıyor. Şimdi bu ilk zuhurat şeyi evvel teşahhusun evveli taayyunun evveli yani mecul berzahtır o. Sanki orası imkana benziyor. Kapattım. Sen beceremiyorsun. Birisi ses konuştuğu zaman tak ya mutiye basacaksın, sesini kapatacaksın. Tamam. Şimdi imkan böyle bir özelliğe sahip. İmkanın müstakil bir vücudu yok. İmkanın. O zaman ne özelliği var? Zatında iki tarafı da barındırıyor. Zatında iki tarafı da barındırıyor. Şimdi devam et. Dolayısıyla bu mecul berzahı gözükebiliyor. Ama benim dediğim gibi de değil ama sen kafana şey yapma onu. Benim dediğim gibi değil. Bir noktaya nazardır o. Evet. Sakın o şeye şey yapma. Şu anda hatırıma gelen deşir o. Çünkü şudur diyebilmek için ihata lazım. Öyle sakın çalışmalarına bu noktadan bakma. İmkan tesaviri tarafeyn olması ibarettir ama acaba bir şeyin içinde midir yoksa kendisi mi? Sen müstakil ol. Ben sana bir başka bir noktada olabilir mi diye bir şey söyledim. Abi zaten şimdi şöyle bir kanaatim de var da zaten öyle de gözüküyor. Şimdi imkanın içinde de şey var abi. Yani Adem'in harici var. İmkanın içinde gözüküyor. Evet. Ya Adem'in zahiri de imkanın içinde gözüküyor. Hani o zaman Adem'den imkan çıkıyorsa
imkandan da Adem çıkıyor tekrar. Yani Adem'den Adem çıkıyor gibi böyle bir değişik bu durum. Şöyle. Tabii bu. Şöyle oluyor. Mesela diyelim ki adam imkandan vücuda çıktı. Adam yaşıyor. Dünyada yaşıyor. Ama iman etmemiş. Adem alemlerine gitmiyor. Evet. Bak ne oldu imkan? Adem'e incirar etti. Adem'e dönüştü. Şu şeyi çıkartır mısın bu zatı? Şu. Şu zatı çıkar. Bu Esma yazan, Esma tamam. Yazanı çıkart onu. Ha tamam. Şuraya bas da sana. Asra abi soru sorabiliyor muyuz? Tabii. Nereye ne diyorsun? Ne oldu? Bas onu. Soru sorabilir miyiz? Sor. Çizgiye bas üstteki. Asra abi istiyorsun? Hayat, bu kainatın sen. Özü olan hayat. Hayat özü ya bu kainatın. Şimdi her zerresinde de her şeyi var ama mevcuda yani vücuda çıkmıyor hepsi yani her zerrede her şey var fakat vücuda çıkmıyor. Şimdi az önce siz dediniz imkanla Adem bir arada. Bir de söyle. Yani hayattan Adem'in. Bir de Adem bir de başta. Şimdi kainatın özü hayat. Hayattan yapılmış her şey. Hı. Ve her zerresinde bütün ne varsa hepsi var. Aynı bizim vücudumuzdaki her hücrede DNA nasıl varsa. Ne Adem'i kapatma. Açtık. Kapatıldı da tekrar. Tamam. Şu an geliyor mu sesin? Tamam. Hiçbir şey karışma. Ben idare edeceğim. Karışma. Tamam. Devam et. Kainat hayattan yaratıldı ve hayatta da bütün kainatta ne varsa her zerresinde var. Nasıl benim vücudumda, DNA'mda her bütün vücudum varsa bütün hepsi her zerresinde var. Az önce siz dediniz ki imkanla yanlış hatırlamıyorsam ya yanlış anlamadıysam Adem'in bir arada bulunması dediniz orada. Şimdi o zaman hayatla Adem'in ilişkisi nasıl oluyor acaba? Onu şey yapabilir misiniz açıklayın. Bak şimdi. Hayat Adem subutu sıfattandır. Hayat subutu sıfattandır. Adem ise bir sıfat değil. Tekvinde Adem'e bugün bir cümle yazdım. Bakayım o cümleyi bulabilirsem size okumak istiyorum o cümleyi. Adem'i bir okuyayım. Adem'i okuyorum. Olmayanın olmayan içeriği. Bugünkü tefekkürüm. Onu sor. Adem subutu sıfat değil. Zatı sıfat değil. Tekvinde nedir peki Adem? Olmayanın olmayan içerikleri. Yani olduğundan yani aklımızın dışında olduğu için aklımız ilim sıfatıyla yapılmış, subutu sıfatla yapılmış. Adem ise zatı sıfatın, hani artık biliyoruz değil mi zatı sıfatta tekvin var. Zatı sıfat üstte. Onun içerisinde zatı sıfatta tekvin var. Tekvinin içerisinde Adem var. Akıl ise subutu sıfattan İlim, irade, kudret de yapılmış. Adem'i niye anlayamıyor? Çünkü bizim aklımız onda iz takip edemez. Onun için olmayan, yokun, yok içerisi. Olmayanın bir de yok içerisi var. Adem bu. Olduğundan aklımızın dışındadır. Buraya hayal ile ancak gidilebilir. Hayal ile gidilebilir. Yani olmayan yer size. Çünkü Üstad diyor ki
vehmini ele al, hayaline bin diyor. Gideriz zulümat-ı ademe diyor. 740'ta geçiyor galiba sözlerde bu. Vehmini ele al. Şimdi diyeceğim ki sen hayat ile Adem. Hayat var olan subuti bir sıfattır. Adem ise olmayanın olmayan içerikleri. Niye yürüyemiyoruz? Nasıl kıyas edeceğiz? Ya kardeşim, var hayat var, olmayan bir şey var. Bununla münasebeti nedir? İdraki maal, bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sikleti niye çekmiyor? Çünkü Adem aklın konusu değil. Ama mevzusu, yani o hani var ya sır, dokunma kenarda kalsın sırdır anlamında değil. Adı sırdır. Adem de böyle bir şey. Ancak tereşuatları ile, yani Adem'de ne çıktı? Adem'de mümkün ve madum çıktı. Mümkünatlar, yani şunlar. Madumlar, ilmi vücutlar var. Mümteni zaten hiçbir yerde yok. Var bir yerde işte hani şirk, öyle diyeyim. Şirkin vücudu haricisi yok ki. Ancak böyle şeylerde var işte, ilim değil de ilim kisvesi almış zanların ifrat boyutunda, kafasızın kafasına var diyor ustad. Neyse, niye hayat ile Adem'i kıyas edemiyoruz? Çünkü aklın konusu değil. Ama yeri şu, Adem tekvinde hayat müstakil bir şey, kıyas edilemez yani. Hayat vücudu haricidir. Yani vücudu harici sahibidir. Ondan sonra hayat ile mesela şu kalemin malzemesi, gideyim atom, gir içeriye aşağı in, enerji, gir içeriye esir, gir içeriye maddi hayat, gir içeriye aynı hayat, aynı hayat. Yani artık kalem yok. Yani kurt, buz kurdu, kar fazla durursa kurt olur. Kurt canlıdır, böyle pompa gibi yaşar. Biraz daha aşağı in, kurt, kar. Biraz daha aşağı in, su. Değil mi? Böyle git. Şimdi bakıyorsun suya bak, kar kurduğuna bak. Güneşe bak, yeşil oduna bak. Şimdi dolayısıyla hayat kainatın maddesi. Adem ise bu hayat ile yaratılan vücudun ilmi programı olan subuti sıfattaki ilimlerin çıktığı yer Adem. Bir daha. Hayat, şecere-i hilkatin, eflakın yaratılma malzemesi. Yaratan kudrettir, tercih eden iradedir, plan ve projeyi çizen ilimdir. Bu kalemin plan ve projesi ilimdir. Kalem olsun demek iradedir. İlim, ilimde var olan, projede var olanları vücuda çıkaran kudrettir. Tekvindeki Adem'i ilmi vücutlara, subut-i sıfattaki ilme nakleden o da tekvindir. Tekvin ile kudret arasındaki farkı söyledim. Tekvin nedir? Adem'deki yani olmayan şeyin, olmayan içeriklerini, Adem'dekileri ilime nakleden, ortaya çıkaran tekvin iken, ilimdekileri vücudu hariciye çıkaran kudrettir. Çıkarırken kudret neyi kullandı? Hayatı kullandı. Malzeme hayat.
Tekvin herhalde şey, Adem'i de yerini söyledim. Anladım biraz. Bilmiyorum. Bir daha şöyle yapayım Adem'im. Şu kalemin yaratılmasında kalem olsun demek, balta olmasın, telefon olmasın, bu olsun demek. Bu irade. Bunun plan ve projesi ilim. Bunu ilip o projeyi dışarıya çıkaran kudret. Ha, ama ilimdekileri, ilimde sırf kalem yok. Nihayetsiz ihtimaliyatlar var. İlimdekileri de tekvin sıfatından Adem'den vücuda, yani ilme tekvin aktarmış. İlimde, ilime aktarılan ilmi şeylerin alemi şahadette vücuda çıkması için kullanılan malzeme de hayat. Bu kadar yapabildim. Abi, Dima'nın ilk derslerinde şöyle bir şeyiniz vardı tekvinle ilgili. Hiç unutmadım. Bu tekvindeki Adem'e ilim ve emir vuruyor. Pardon, irade ve emir vuruyor. İlim, çıkartılan ilim demiştiniz. Yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet, evet. Göle sopayı vuruyorsun. Orası Adem. Göle vur, sıçrayan ilim. Ama şimdi biraz da fazla bir şeye taşındı. Adem olmayan içerikleri Adem. Bu çok acayip. Bugün başım dönüyor zaten. Bugün yazdım bunu. Olmayanın olmayan içerikleri. Mesela sıfır gibi. Mesela daha önce de sen de misal verdin Fatih. Big Bang gibi. Yani içerisinde mekan yok, zaman yok, madde yok, bir şey yok. Bunu Ehli Fen söylüyor. Big Bang. Yani sıfır zaman, sıfır mekan. Ama bütün mekan ondan çıktı. Bütün zaman da ondan çıktı. Ya mekansız da mekan mı çıkar? Bunu Allah için söylünce olur mu ya, mekansız da mekan mı olur? Kendisi yok. Yani yok varlık. Bu mevcudat cinsinden değil. Nasıl olur bu ondan geliyor? Bak şimdi bilim söylüyor bunu. Bilim söyleyince tamam. Risale söyleyince, din söyleyince niye? Bir mekan yok. Nereden çıktı bu mekan? Şecer-i Hilkat Big Bang diyor ki şu çıkan mekan mekansızdır. Çıkan zaman zamansızdır. Ya bir Allah'ın kulu da sorgulamaz. Ya mekan mekansızdan mı çıkar? Mahluk, bak Halik'le nasıl çıkıyor. Ama işte aynı bunun gibi. İşte o Big Bang Adem'e benziyor. Hiç, eğer bir nokta Big Bang'e bir nokta gibi mekan versen, yani madde de var dersen, vücut versen Big Bang'e, o noktayı koyacağın sayfa nerede? O noktayı nereye koyacaksın? Ondan, Big Bang'den önce mekan yok, zaman yok, hiçbir şey yok. Yani ona bir nokta vücut versen, bir nokta, ne olacak o zaman? Nereye koyacaksın o kağıdı? Evet, devam et Fatih'im. Bu üç noktaya basınca. Aslında bu Big Bang teorisi, yani bir Adem anlamak olarak, misal olarak, hatta yakınlaştırmak için güzel oluyor. Onlar hatta az önce dediniz ya abi, hani bir noktayı bir yere koysan onu nereye koyacaksınız diye. Onlar o mekansızı orada ifade edemedikleri için aslında şöyle de diyorlar, birden başladı diyorlar. Yani sanki böyle bir nokta varmış gibi söylüyorlar da söyleyemiyorlar da. Evet. Yani yok da diyemiyorlar. Onlar aslında başlangıcı, yani böyle hani haşa evrim gibi, tek hücreli canlı gibi öyle bir sanki başlama varmış gibi, ama bizim onunla işimiz yok da oradan hareket de şimdi şöyle diyebiliriz. Şimdi mesela bu imkan dairesinde, bu kainatta işte mümkün de ne var? Zaman var, mekan var, kütle var, hacim var, hepsi de var.
Şimdi bunlar hepsi nereden çıktı? Az önce söylediğiniz gibi olmayan bir yerden çıktı. Şimdi abi peki bunu geriye doğru sarabilir miyiz? Yani hayalimizde sarabilir miyiz? Şimdi kainattan mekanı çekelim. Ne olur? Çektiğimiz zaman bütün hepsi de olduğu yere yapışır. Daha sonra zamanı çekelim. Ondan sonra diğerlerini çekelim. Kütleyi çekelim. Çekelim. Yani şöyle bir hayalen yakınlaştırmak için. Yani böyle hepsini sanki böyle üst üste koymuş gibi koyalım. Hepsi de bir araya geldi. Yine böyle bir vücudu var, sureti var, şekli var. Daha sonra onları da çekelim. Yani daire-i imkanla ifade edilen hiçbir şey kalmasın. O zaman zaten nokta da kalmaz. O da kalmaz. Ya hiçbir şey kalmaz. Şimdi peki bu Adem nerede diye düşündüğümüzde şöyle olabilir mi? Ha, Cenab-ı Hakk'ın tecellileri var ya esmasında, sıfatında. Ha, birbiri içerisinde inikas ediyor. Bu inikas, bu kesişme noktaları olabilir mi diye de düşünüyorum. Yani onunla ilgili de bir delilim yok. Hani yine de neticede bir yere koymuyoruz. Böyle bir şey de olabilir. Şimdi az önce dersin başında söylemiştim ya, peki bu olmayan bir şey Adem'den çıktı. Biz daireyi imkandayız. Buradan baktığımız zaman bir yaratılış süreci var. Yani mevcudat vücuda sırayla geliyor. Bu zaman nehri akıyor. Onu ben tekrar etmek istiyorum. Peki Cenab-ı Hak yani vacip tarafından da bu böyle midir diye düşünürken, vacip tarafında öncelik, sonralık, zaman, mekan olmadığı için Adem'den bunların bütün ferdi ahirlerin birden çıkması gerekiyor. Yani gerekir mi? Daha doğrusu gerekiyor demeyeyim de gerekmez mi? Ya birden hepsi birden çıktı. Ya bizim nazarımızda öncelik sonralığa göre önce yaratılan sonra yaratılan cennet, cehennem, yani Cenab-ı Hakk'ın nazarında her şey şu anda olmuş bitmiştir. Öncelik de yoktur, sonralık da yoktur. O zaman hepsi birden çıkması lazım. Hepsi birden çıktı. Bütün ferdi ahirleri böyle yan yana dizelim. Yan yana dizelim. Şimdi bunları biz neticede yine bir anlamak için bir mekana koyduk. Ama orada mekan var mı, mekan yok. Onlar tek tek katlayalım böyle. Katlayalım. Tek bir taneye indirdik. O tek bir taneyi de Cenab-ı Hakk'ın nazarında vücut ve Adem iki menzil gibi ya. Ama menzil de yok. Orada menzil de yok. Onu da tekrar yani ne var ne yok yere de koyamıyoruz. Yani mevcudat inkar etmek için değil ama Cenab-ı Hakk'ın nazarında var ve yok. Bir farkı yok. Ama biz buradan nasıl anlıyoruz bunu? İşte baktığımızda şimdi Risale-i Nur'da iki tane şey geçiyor. Bir zaman denizi var, bir de zaman nehri var. Nehri zaman var. Şimdi şey caneminden bakıldığı zaman, bizim tarafımızdan baktığımız zaman zaman denizinde, hani bu mazi kıtası söylüyor, işte asırları kıtalara benzetiyor. Aslında bu ferdi aher olan seyyal kainatların, seyyal imkan dairelerinin bir hareketi var zaman nehrinde. Yani zamanda harekatın bir levni, bir rengi ya, aslında zaman benim zannım, benim kanaatim, siz biraz farklı düşünüyorsunuz bu konuda, mekanın adresi. Yani bu ferdi aherleri yan yana koyduğunuz zaman, anlamak için açıyorum bunları, yan yana koyduğum zaman işte şu birinci zaman, bu ikinci zaman, şu 100 yıl sonra hepsi ayrı bir kıta, her asrı bir kıta. Zaman nehri dediği zaman bunlar hareket ediyor. Yani harekat bunlar harekata geçiriyor. O harekatın levninden zaman oluyor. Yani biz eşya olarak hareket ediyoruz. Fakat nehri zaman üzerinden geçtiği zaman, bu ifadeyi kullandığı zaman vacip tarafından oluyor. Allahu alem. Yani bu ferdi aherleri yan yana koyalım yine. Bu ferdi aherler hareket ettiriliyor. Fakat mevcuda çıkan kısım tek bir yerde. Yani tek bir yere tecelli oluyor. Ferdi aherler, yani bu sinema makinesindeki şey gibi, nasıl söyleyeyim, film makarası yuvarlaktır ya, böyle hareket eder ya. Yani böyle hareket eder, oradan ışık vurduğu zaman karşıya görüntü çıkar. Onun gibi böyle o her birisi her dahi bunlar böyle hareket ediyor.
Ya o nehri zaman dediği zaman da o mana sanki anlaşılıyor da bununla ilgili notlarım maalesef yok abi, oraya giremeyeceğim. Fatih. Efendim? Sevgili kardeşim, ya tabancalı tabanca gibi tat biraz dur bakayım. Şimdi sevgili kardeşim, zaman nehri nerede gösterecek kendini? Onu bir söyle yani. Zaman nerede kendini gösterecek? Yani mümkün de bizim nazarımızdan mı? Ne, nasıl bakarsan bak, bir kere ben şahsi düşüncemdir. Vacip tarafından hiçbir şey konuşmak doğru değil. Peki biraz anlamlandırmak için bazı şeyleri doğrudur. Ama vaciple bizim işimiz olmaz. Biz başka şeyler, bizi ilgilendirenleri konuşalım. Zaman yoksa uzayıp gider. Başta şey dedim, meçhul ile ilgili bir ifade kullandın, imkan ve vacip mi dedim? Evet, imkan ve vücub ortası. Ve vacip ortası, evet. Bak işte vücub vacip değil işte. Vacip bizi ilgilendirmiyor. Bizi vücub ilgilendirebilir. Onun bir tanımını yap, kardeşler duysun, vücub. Bir. İki, meçhulde değil bu olay, tabuk hafseyindir. Değil mi? Biz şimdi Risale-i Nur'a bu notları yazalım. Meçhul başka bir yerde, kabuk hasen başkadır. Sari ifade imkan ve vücub ortasına girdi. Yani kabuk hasen diyor. Doğru mu? Evet. Bunları evet, da yazalım. Yazalım sevgili kardeşim. Sonra zaman, yani bunlarla ilgili Hasan abim açıklama yapabilir mi acaba? Vücub, önce bir vücubun tanımı yapılması lazım. Vücub. Vücubu enfusi lugatta epey yapmışız. Şimdi bu konudan çıkar da Mehmet kardeş, kardeş şimdi bu akşam zaten bir ders takdim makamında değil. Vücudu ve imkan ve mümteni galiba şey yapacaktı. Vücut değil. Vacibül vücub. Şimdi bu imkana mı şey yapacaktın? Yani biraz fazla güzergahımız dağıldı. Sen o... Hasan abi özür... Efendim? Burak abi, Isparta Burak. Abi, Fatih abi ilk başlarken şöyle bir soru sormuştu. Şimdi vücut dairesi üçe ayrılıyor malumunuz. Vacibül vücut, mümkün vücut ve mümteni vücut. Şöyle sormuştu Fatih abi. Bu mecul, bu üç dairenin dışında dördüncü bir... Şimdi bu mecul, bu üç dairenin dışında bir daire değil de aslında ben bir tablo çizdim ama buradan ekran yansıtmak mümkün mü bilmiyorum. Host olmadığınız için yansıtamıyoruz da. Ona izin verilirse yansıtılabilir. Tamam, ona Burak Girit'e versene. Co-host olabilir. Co-host ver. Bir dakika. Tamam, acele etme. Abi benim isminin üzerine basıp cost ver. Ben veremiyorum ben. Eşit. Ben mi vereceğim? Cost ver. Make cost diyebilirsiniz veya make. Bakayım, dur bakayım. Ben şimdi ne yaptım? Make host mu diyor? Orası. Hayır, cost. Make bu mu? Evet, ona bas. Cost deyin abi. Tamam. Make, yes. Co-host. Tamam. Tamam, şu an kostum. Geldi mi? Hemen. Geldi abi. Hemen ben paylaşıyorum. Bu programın Türkçesi yok mu ya? Türkçesi yok abi bunun. Abi şimdi bir tane ekran paylaştım. Şunu bir çekeyim kenara. Ha, vücut. Şimdi vücut abi, Fatih abi şunu sormuştu. Mecul bu üç tane dairenin dışında dördüncü bir daire mi demişti? Şimdi vücut, vacib-i vücut, mümkün vücut ve mümteni vücut diye üçe ayrılıyor. Vacib-i vücut, Allah'a ait bir vücut. Vücub-u vücut, yani olmazsa olmaz bir vücut.
mümkün vücut ise olması mümkün olmayanlar, yani Allah'tan büyük bir taş gibi, Allah'tan başka bir ilah gibi adlandırılan, sizin kafasındaki diye tabir ettiğiniz vücut, bir de mümkün vücutlar var ki, bu mümkün vücut üçe ayrılıyor. Mecul dairesi bunun içerisinde. Bu da, yani bunlar, eğer bunlar vücuda geldiyse mahluk oluyor, vücuda gelmediyse madum oluyor, madumda kalıyor, adem daha. Mecul ise bu madumla mahluk arasında, daha doğrusu mesela madum dairesi adem, Allah yarattıklarını da yaratmadıklarını da bilir. Bu ilim dairesidir. Mecul dairesi biraz irade dairesi, ilimden iradeye çıkmış, hani mimarın kafasındaki program gibi. Bu da mecul dairesi. Bu irade dairesinde, ilim ve irade dairesinde kudret ona taalluk ederse, o zaman bu mahluk oluyor. Yani bu ana tablo üzerinden, hani doğruysa siz tasdik edin abi. Bu ana tablo üzerinden, hani o zaman yani vacip ve madumu aynı dairede veya mecülle mümkini aynı dairede tutarsak şey oturtamıyoruz bazen. Yani bu mümkün üçe ayrılıyor. Madum dairesi, mecul dairesi ve mahluk dairesi. Burada sadece vacip için hani şöyle bir parantez açmıştık. Yani vacibi vücut nedir? Hani şöyle bir soru gelebilir. Hani üstadımız diyor ki madem yecid velem yucet, yani bir şey vacip olmazsa vücuda gelmez diyor. O zaman vücuda gelen her şey vaciptir. Bu nasıl olacak? Bu da vücut, vacip olan ikiye ayrılıyor. Vacibi vücudu lizzatihi denilen, yani zatında bizzat vacip olan bir vücut. Bir de gayr tarafından vacip yapılan vücutlar var. Yani mesela bizim de vücuda gelmemiz vacip olmuş. Yokluğumuzu varlığımıza tercih eden bir zat bunu tercih etmiş ve biz vücuda gelmişiz. Fakat bizim vücudumuz gayrın vücuda getirmesiyle vacip olmuş. Burada sadece vacip konusunda hani iki ayrı şey söylenebilir ama şu yukarıdaki ana tablo yani biraz belki meseleye katkı sağlayabilir diye hani sizinle paylaşmak istedim abi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama Fatih kendi çalışması üzerine biraz gitse de ben de merak ediyorum neler yapıyor diye. O kendi çalışmasına sıcağına bunu şey yapacağız. Ben de zaten eskide de biraz çalışmışım. Vücut, imkan, mümkün, madum, mümteni. Bugün de şeye biraz başlayayım dedim. Biraz Fatih beni hareketlendirdi. İmkan. Fakat DİMA projem devam ediyor. Ama imkana baktım nasıl müstakil bir şey miydi. Mesela bugün çok garibime giden o Adem'i yazdım. Bir de imkana istikbale umumen imkanattır. Mazi vukuattır diyor. İstikbale çok garibime gitti yani. Yeni yeni şeyler duyuyorum külliyattan. Çok garibime gidiyor. Öğrendikçe cahil olduğumu anlıyorum. Yani yükseldikçe alçalıyoruz. Ama sen Fatih, şu çalışmanı bize takdim et, ben de karışmayayım, bana da soru sorma. Beni de tahrik etme, sen biraz yürü. Şimdi abi, daire olarak şöyle abi, daire olarak, şimdi dairenin adı imkan. Mümkün, imkanın içerisinde. Diğer dairenin adı imtina. Mümteni de onun içerisinde. Yani daire olarak isimleri o şekilde. Vacip dairesi, imkan dairesi, imtina dairesi. Ha, bunun içinde ayrılıyor. Şimdi imkan dairesinde mümkün var. Ama o sizin dediğiniz o meçhulle olan ilişkisi o ayrıca bakılacak oraya. Şimdi mümkünün içerisinde de mevcut var ve madum var. Madum var. Şeyin içerisinde, imtinanın içerisinde sadece mümteni var. Mümteni var. Şimdi ben neticeyi söyleyeyim. Şimdi imkan dairesi malum, vacip dairesi malum. Peki imtina dairesi nerede? Yani asıl meselemiz buydu.
İmtina dairesi nerede? Şecere ilkat haritasında bir yere koyabilir miyiz? Hani zikrediliyorsa var olması gerekiyor mu? Yani bu neticede bu Adem'de imtina dairesi. Ben sonuçtan hareket edeceğim. Hani aradaki tafsilat sorun olmasın, yoksa şey yapmada yani şöyle yanlış bir şey çıkıyor. Yani eğer imtina dairesini veya mümteni vücudu şöyle söyleyeyim, bir yere koymaya çalışırsak haşa sanki yani küfrün varlığı varmış da ispat ediyormuş gibi böyle bir vesveseden insan kurtulamıyor. Böyle bir sıkıntıya giriyor. Şimdi sonuçtan geliyorum. Adem'de. Peki mümteni vücut deyince sanki bir vücut varmış gibi anlaşılıyor. Ben şimdi mümteni vücut diyoruz. Ya vücut diyorsa o zaman bir iz mi var acaba? Yani bir şey mi var? İnsanın aklına bunlar geliyor. Hani ilmi vücut budur, diğer de yazılı mıdır? Yani nedir bu? Veya işte Adem'i biz anlayamadığımız için Adem sanki böyle bir bizim düşünce sistemimiz imkan dairesine göre çalışıyor. Burada emri itibariler var, emri nisbiler var, kütle var, hacim var, zaman var, mekan var. Şimdi Adem'de bunların hiçbirisi yok. O zaman biz ne zannediyoruz ki Adem böyle bir zindan, orada bir şeyler var. Mahkum edilmişler oraya. Yani tefekkürümüz oraya gitmiyor, fikriyatımız oraya gitmiyor. Yani niye gitmiyor? Şimdi bizim tefekkürümüzün vücuda haricisi var mı abi? Var. Neden? Aynı hayat var. Veya maddeye hayat var. Şimdi şu anda tam hatırımda değil. Şimdi Adem'de hayat var mı? Hayat yok. Yani bizim tefekkürümüzün vücuda haricisi oraya nasıl girsin ki? Nasıl girsin, orayı nasıl düşünsün? Yani bizim tefekkürümüzün vücudu haricisi o cinsten değil. Öyle bir tedam dedi. Fatih. Hayat hayat nereden çıktı ki? Ya, hayat sıfatından abi. Yani onu mu? Hani hayat sıfatı nereden? Hayat sıfatı nereden çıktı? Yani o subuti sıfat daha sonra yukarıya doğru gidiyor abi. Yani tam veya demek istediğinizi söyleyin o şekilde. Evet. Yani sıfatların menşei de Adem değil midir? Sıfatların menşei. Ve subuti sıfatların menşei. Hiç düşünmedim abi. Hiç düşünmedim. O zaman hayat nereden geldi yani? Mahiyet-i zatiyeden mi geldi ki? Şimdi abi şöyle Risale-i Nur'da diyor ki, mevcudattan hayat çıkarsa diyor, adam halut olur diyor. Yani mevcudatın, vücudun diyor, özellikle vücudun ziyasıdır diyor. Ama kudretin taalluk ettiği yerden bahsediyor o. Bizim evet. Konuştuğumuz yer, biz subut sıfattan bahsediyoruz. Orada henüz eşyaya taalluk eden bir kudret yok ki. Yani hayat sıfatı da bir yerden çıkması gerekmiyor mu mahiyet olarak ama? Mahiyet olarak orada var olabilmesi için bir yerden gelmesi lazım. Ama eğer evet. Sen şecere-i ikat'teki bize taalluk eden tarafı hayattan bahsediyorsa, yani hayatın mahiyeti değil orası, hakikatından bahsedeceğiz o zaman. Bundan mı bahsetmek istiyoruz? Karıştırıyoruz. Yani hem hayatın mahiyetinden hem hayatın hakikatından konuşuyoruz şu anda. Onun için birbirine giriyor. Evet, bizi, yani subuti sıfatın geç. Meçhulden aşağıya zuhur hatları her nereye taalluk ediyorsa onu bir aleme çeviriyor. O hayatı çıkarırsan o zaman aleme gider zaten. Bu imkanat dairesinden bahsediyor. Gidebilir evet. Makam. Bütün meçhulün altındaki her yerden bahsediyor. Şimdi şey yapsın Mehmet kardeş, Fatih o çalıştığı şeyi takdim etsin ya. O şimdi hayat nereden onu, o çok şey ya, zor iş o. Hayat... Altından kalkamaysın. O zor iş. Şimdi çalıştığı... ama subutu sıfatlar, unutmayın, subutu sıfatlar, zatı sıfatların bir karşılıklarıdır. Zat-ı sıfatlar, vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, subutu sıfatlara oklarla kendisini şey yapar.
Subutu sıfatlar da kendisini esmalar olarak dışarı ifade eder. Fatih, çalışmanı devam et abim. Şöyle bir şey, Fatih abi, şöyle bir şey söylesem acaba sana yardımcı olur mu? Şimdi yukarıdan aşağıya mahiyet-i zatiye, şunat-ı zatiye, sıfatlar ve esma diye desek, bunların bizdeki karşılıkları var. Bunların karşılıkları bizim, bunlara biz daire diyoruz. Mahiyet-i zatiyeden karşılığında bizim dairesi meç'ul desek, şunat-ı zatiyenin dairesi bizde kab-ı kavsen desek, sıfatların bizdeki karşılıkları dairesi arş-ı azam desek, esmanın dairesi de lef-i mahfuz ve arş desek. Evet abi. Bunlar daireleriyle bizi ilgilendiren daireleri. Bunların sırasıyla bizdeki karşılıkları bunlar desek acaba bize yardımcı olur mu? Diyelim abi, tamam abi. Şimdi Adem'den hani şimdi şöyle. Şimdi Hasan abi de söyledi. Ya şimdi Adem'i düşünebilir miyiz? Düşünemeyiz. Yani sen kendi çalıştığın yolda yürü, soru da alma. Tamam. Ben de dana. Ama bana, bize de soru sorma. Sen çalıştığın bir takdim et ya. Tamam abi. Şimdi Adem'den bahsetmişti Salih Nur. Hasan abi de söyledi. O Lemat'ta geçen yer var. Ne diyor orada? Gel hayalen gittiğini söylüyor. Ha şimdi az önce bahsedildi, yani neden fikren gidilmiyor, neden tefekkür edilmiyor? Ya o noktasında da ben şöyle düşünmüştüm, az önce kalmıştı. Yani vücudu haricisi farklı, ya çeşitli şeyler var, tabii sistematikleri var, adetullah var, ona uygun değil. Yani peki Adem'de ne var ki biz Adem'i düşünemiyoruz? Onu da az önce bahsedildi, işte Adem'de imkanda olan şeyler yok. Ya imkan çıkıyor da içinden, mevcudat çıkıyor da ama Adem'de onlar yok ki. Ya yok ki derken o şekilde ifade edilmiyor. Ya biz o yüzden anlayamıyoruz. Peki üstad nasıl gitmiş oraya o zaman? Nasıl görmüş? Yani bu açık ifade Lemat'ta söylüyor. Vehmine. Gel vehmini ele al, hayal üstüne de bin. Şimdi seninle gideriz zulümat-ı ademe. Şimdi vehim nedir? Vehim bir sistemdir insanda. Yani neden vehmini ele al, yani neden fikrini ele al demiyor veya başka bir şey söylemiyor. Vehim nedir? Vesvese neydi abi? Varı yok ediyordu. Vehim nedir? Vehim sistemi yoku var eden bir sistem. Yani o zaman Adem ve yok dedik ya, yani anlamak için söylüyoruz. O zaman bizim vehim sistemi Adem'de, hayalen gittiği Adem'de yoku var ediyor, hayalde suret veriyor. Ha bu nerede işimize yarayacak? Biraz sonra işimize yarayacak da ben onun için söyledim. Şimdi şuradan devam edeyim abi. Peki şimdi imtina dairesi, mümteni vücutlar yok dedik. Adem'de dedik, Adem dedik. Peki imkan dairesinde de, mevcudatta da, şecere-i ilkatte de küfrün, şirkin, haşa, Cenab-ı Hakk'ın muinlere ihtiyacı yoktur. İşte bunların herhangi bir izi, herhangi bir müdahalesi imkansız. Öyle bir şey yok. Yok. Buradaki mevzumuz şu. Peki, bu küfredenler, şirkedenler, küfre girenler imkan dairesinde bu olmayan şeyler nereden geliyor? İmtina dairesinde. O zaman imtina dairesi nerede? İmtina dairesi normalde imkan dairesine müdahale edemez. Böyle bir şey yok. Peki nasıl geliyor? İşte bunun için bu vehmi ben şimdi söyledim. Şimdi buradan şöyle bir misal vereceğim. Şimdi Risale-i Nur'da imtina dairesinin nerede olduğuyla dair hiçbir ifade yok. Fakat nerede olmadığı yazıyor. Nerede olmadığı şu şekilde yazıyor. Ya bununla ilgili çok yerler var. Sadece bir tanesini okuyayım. Evet.
Evet, nasıl ki Cenab-ı Hak hakkında şeriki zati mümtenidir, yoksa alem intizamdan huruc edip fesada gidecekti. Kezalik onun efalinde dahi başkalarının şerik olması mümtenidir, yoksa alem ademde kalıp vücuda gelmeyecekti. Yani bunun manayı muhalifiyle şeyin mümteninin imtinanın ademde olduğu anlaşılıyor. Şimdi oraları geçelim. Bu kafasızın kafasına bu küfür madem ademde, madem imkan dairesinde değil, bunun kafasına nasıl geliyor? Yani asıl mevzumuz oydu. Şimdi onunla ilgili bir yer okuyacağım hemen. Evet. Şimdi Sözler 139'da şöyle bir yer var. Hepimizin bildiği. O ölmüş veya yatmış mevcudat-ı alem yüsebbihu sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar, hüşyar oluyorlar, kıyam edip zikrediyorlar. Burayı biliyoruz abi. Şimdi buradan şöyle bir soru sormak istiyorum. Mevcudat-ı alem zihinde diriliyor. Peki zihinde dirildiyse daha önce nerede ölmüştü veya yatmıştı? Şimdi umumi dünyaya baktığımız zaman mevcudat-ı alemde bir değişiklik yok. Yerinde duruyor. Ama burada diyor ki zihninde diriliyor. Peki zihninde diriliyorsa nerede ölmüştür? Hemen kısa bir yer daha okuyayım. Nasıl ki iman ölüm vaktinde insanı idam-ı ebediden kurtarıyor, öyle de herkesin hususi dünyasını dahi idamdan ve hiçlik karanlıklarından kurtarıyor. Ve küfür ise husustan küfrü mutlak olsa hem o insanı hem hususi dünyasını ölümle idam edip manevi cehennem zulmetlerine atar. Şimdi insanın umumi dünyada tasarrufu çok az. Yani şimdi biz buradan baktığımızda karşıdaki dağı yerinden oynatabilir miyiz? Oynatamayız. Yani umumi dünyada kanunlar var. Tamam, bunlar hususi dünyada da cari de. Fakat arasında bir fark var. Nasıl fark var? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi yukarıdaki metinde şunu söylüyor. Hususi dünyasında küfre girip hususi dünyasını öldürüyor. Öldürüyor. Yukarıda sözler 462'de onu söylüyor. O zaman mevcudat-ı alem zihinde diriliyorsa yine zihinde ölmüştür. Öldüğü yerden dirilmiştir. İnsanın küfür tasarrufu umumi dünyada değilse hususi dünyasındadır. Buradan da hususi dünyanın sadece zihinde dersek olmaz. Hasan abim Allah razı olsun. Peki zihin nerede? Vicdanda. Vicdan nerede? Kalpte. O zaman hususi dünyası insanın kalbidir. Yani bunun da hususi dünyasının sureti, dimağıdır, hakikati, mahiyeti ruhtadır. Hakikati akıldadır ve bu şekilde denilebilir. Şimdi hususi alemle ilgili yerler okumayacağım, malum. Şimdi şuraya geleyim hemen. Şimdi az önce üstadın Adem'le ilgili hayalen gittim diyordu ya, vehmini ele al, hayale bin diyordu. Peki ehli küfür bunu nasıl yapıyor? Şimdi abi ene bahsinde üstad ne diyor? Ene'ye bir manayı harfiyle bakmak var. Bir de manayı ismiyle bakmak var. Şimdi manayı ismiyle bakınca Ene'nin zaten vücudu da vehmi. Yani o Ene'ye böyle bir manayı ismiyle bakınca ne oluyor? Kalınlaşıyor, dal budak sarıyor, şirk zulümatını yayıyor. Peki, şimdi bizim vücudumuz neydi? Mevcudumuz tebeyi bir vücuttu. Yani Cenab-ı Hakk'ın o vücudun ziyası, yani biz mevcuda çıktığımız zaman vücut libasını giydik, göründüğümüz bize ait değil. Ne zaman ki ben derse, bu vücut benim derse ne oluyor?
Adem'e düşersin diyor. Peki bu Adem hangi Adem'e düşüyor? Adam olduğu yerde duruyor. O işteki, şeyindeki, hususi dünyasındaki imtina Adem'i var ya, imtina Adem'i var ya, direkt oraya düşüyor. Oraya düşüyor. Şimdi ene cihetinden baktığımız zaman ene'ye manayı ismiyle bakılınca ene kalınlaşıyor. Bu imtina Adem'ine giriyor. İmtina Adem'ine giriyor. İnsanın sistemi gereği vehmi suretli olarak kullanan küfrü açıyor. Açıyor derken yani suret haline getiriyor. Suret, hususi dünyasında suret. Sadece surettir. Başka bir hükmü yoktur. Tahakkümü ve vehmi bir şekilde hayalen kendi hususi dünyasını öldürüyor. Daha sonra diğer tarafta cehenneme vücudu neden lazımdır gibi yerlerdeki açıklamalarla işte Esma-i Hüsna'yı tahkir. Ama bunu fiilen hususi dünyasında yapıyor. Yapıyor. Yani Cenab-ı Hak hani bu sırrı imtihan gereği belki sırrı teklif gereği yani suret üzerinde bunu yaptırıyor. Yaptırıyor. Buna imkan tanımış. Ama bu imkan tanıması demek daire imkanlı olacak anlamına gelmiyor. Ha bizim işte kafasızlar ne yapıyor? Kendi hususi dünyasındaki öldürdüğü mevcudatı işte orada tabiata güya her şey tabiatı yapmıştır dedi veya zerrelere işte her şey kendine kendine olmuştur dedi. Zerrelere bir yaratıcılık vasfı verdi hususi dünyasında. Hususi dünyasındaki mevcudatı öldürdükten sonra bunun izlerini umumi dünyada arıyor fakat bulamıyor. Bulamıyor. Abi başka bir şey var mıydı? Vardı da hepsi de birbirine girdi. Yani son kısmı da anlatamadım maalesef. Sizin eklemek istediğiniz, demek istediğiniz bir şey varsa... Yok Fatih, bu çok bile. Çünkü sen ders şeyi değildin. Beraber konuşalım diye şey yaptık. Bugün bir sıra kimdeydi şey yapamadık. Abdullah şey yapamadık onu. Onun için sen çok bile bu... ne kadar ağır, bu ne ağır biliyor musunuz bu konu? İlmi kelam alimlerinin okyanusu bu. Bazılarının boğulduğudur. Mesela Şia Vehhabilerin şey yaptığı. Ama Risale-i Nur çok ilginç ki Fatih Maliyeci'dir. Ötekisi bilmem nedir. Ya bu mevzuları sizin ve bizim ne işimiz var? Risale-i Nur böyle bir zamanda. Fesvallah. Ne ile meşgul etti? Bir şey söyleyeyim de abi. Mesela Risale-i Nur'da. Şimdi bunu bilmek küfrün mahiyetini bilmek. Yani küfrün mahiyetini bilmek neticede imana hizmet edecek. İmana hizmet edecek. Şimdi o yarım kalmıştı. Şimdi aklıma geldi de hani mümkeni vücut diyor. Vücut deyince insanın zihnine başka şeyler geliyor. Aklına başka şeyler geliyor. Ben oradaki mümkeni kelimesini değiştirip bir şey söyleyeceğim. Olmayan vücut. Şimdi oldu mu? Daha iyi anlaşıldı mı? Evet. Olmayan bir ben şimdi şirk. Söylüyorum. Şirk ya. Yani. Olmayan vücudu gösterebilir misin? Mümkeninin varlığı bu kadar. Ya şimdi mümteni vücut diyoruz ya, anlamıyoruz ya sanki varmış gibi böyle bir vehmi, tahkümü, yani vesvese de o şekilde geliyor. Ha bu imkan dairesinde, umumi dünyada zaten mümkün değil, böyle bir şey yok. Ama bizim hususi dünyamızda vehmi bir şekilde, ha bak imtina dairesi, mümteni vücut. Ama ben ismini değiştiriyorum sadece, mümtenin ismini değiştiriyorum, olmayan vücut. Olmayan vücut da mümteni dairesindedir. Olmayan vücut, şu anda ben bunu söylüyorsam, Adem'in mutlak olmadığı için, Allah'ın ilminden hariç bir şey ve konuşamayacağım için bu bir yerde yazılı olması da, yani olması lazım. Yani yazılı da demeyin de artık veya şuraya, şu kitabı açtı, şuraya şirk yazdı. Bu yazılıysa, yani bu var anlamına mı geliyor? Yani bunun vücudu var mı anlamına geliyor? Ümteni vücut budur işte. Olmayan vücut. Ya az önce Adem'e anlattık ya, olmayan bir yerde, olmayan bir noktada, olmayan şeylerin çıktığı. Aynı onun gibi. Ya işte bu zihnimizde, hani bunu acaba anlarsak bize bir faydası olur mu? Ha şöyle düşünün. Ya küfrün mahiyeti bilinirse imana hizmet eder. Evet. Şeydir, müteni dediği zaman kardeşler, şirk arkadaşlar, şirk.
şirkin yeri yok, şirkin vücudu yok ama kafasızın kafasında var. Bu neyi getiriyor bize? Bu evriliyor, devriliyor, evrilerek yoku var eden, dünyamızı cehenneme çeviren, ta sureti itibariyle psikolojik hastalıklarına kadar bile geliyor. Mesela bir misal vereyim size. Benzemiyor da. Oldu, geçmişte böyle bir şey oldu. Ben size aynı anlatıyorum. Saat gece 2 küsür. Birisi telefon ediyor. Ne olabilir 2 küsür, 2.20 neydi? Mutlaka bir gasilhanede cenaze yıkıyorlar. Bir şey olmuş, becerememişler. Bir şey olmuş, sonra soracak. O cinsten bir şey. Şimdi birisi diyor ki, telefon ediyor. Ben iyiyim, beni niye kaldırdın dedim. Ben iyiyim diyor. Tamam, evet. Ben diyor, ileride kötü olur muyum acaba? Fesubhanallah. Onun için kaldı. İşte bunun kafasızın kafasında Adem'in vücut alması mümteni vücut işte. Yani Risale-i Nur'da her konu, mesela bazılar diyecek, kardeşim kitabı açmadınız. Şeyde metinle şey yapmadınız. Akşama namazım, yemeğim hariç, komple ömrüm bir cümle söyledim. Olmayanın, olmayan içeriği. Fatih kaç aydan beri çalışıyor Risale-i Nur'a? Risale-i Nur değil mi? Şimdi Risale-i Nur'un her konusunun, her mevzunun insanın kendisi olduğunu, sureti var, sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mayı hep biziz kardeşim. Değil bu konuya, Allah bile bizim konumuz. Hep Allah'a ulaşılmaz, varılmaz, bilinmez diye atmışız tövbe, kenara koymuşuz. Yani mananın adı nüfus cüzdanı sırdır. Yoksa koy kenara, meşgul olma demek değildir o sır. İsmi sır. İşte bu konular sensin. Bu vücut, mevcut, mümkün, mümteni, Adem, hepsi bizde. Hepsi. Zaten inim inim in diyoruz ya, ama Kastamonu'da söylediği gibi 123 Kastamonu'da var, 88'de de var. Diyor ki, küre-i arz bu maddi ve manevi buhranda en çok muzdarip bu beşer için en rahat ehl-i imandır. Ehl-i iman içinde Risale-i Nur talebeleridir. İsa'nın talebeleri içerisinde ehl-i tahkiktir. Nasıl ki Müslümanların %20'si ehl-i tahkiktir. %80'i avamdır der ustad. İslam'ın içerisinde. O kanunu Risale-i Nur'un içerisine de sok. Risale-i Nur cemaatinin içerisinde %80'i Risale-i Nur'a tahkik değildir. %20'dir. Böyle aynı daire. Çünkü İslam'da cari olan bir kanun Risale-i Nur'da da caridir. Aynı. Bu işte bu konu. Ya Adem'in ne işi var? Ne işimize yarayacak? Sen tamam, sen bırak kardeşim, senin işine yaramaz. Bak biraz önce anlattım, adam iyi. Sıkıntısı yok. Peki bu ne yapmak lazım? Bağırıp çağırıp telefon mu kapat? Bu nereden geliyor? Adem'e nasıl vücut vermiş? Gece iyiyim, hasta mısın? Yok. Acaba ileride olur muyum? Tamam. Adem'e vücut rengini vermiş. Kardeşim bu konular biziz. Biziz biz. Hususi dünya sureti serbest bölgedir. Kanuniyeti akıldır. Tasdiktir. Kanuniyeti bu. Hakikati ise kalp ve vicdandır. Mahiyeti de ruhtur. Hususi dünya kişinin ruhu. İşte bu nasıl vücuttan Adem'e, Adem'den vücuda dönüyor. Yani olmayan nasıl beni alev alıyor?
Nasıl, niye bayılıyorum canım ben? Yani şizofrenik, halüsinasyonlar gibi şeyler. Tamam da nereden türedi? İşte bu dersin içerikleri arkadaşlar. İnanın bana, vücut, sonra imkan, imtina, yani mümteni, adem, madum. Bunlar inşallah oturacak. Peki bu akşam ne oldu? Bu akşam böyle bir şey duyduk. Çözülecek. Hayır, dur. Daha kardeş bunu, hadi konuşalım diye. Bunu bir duyduk. Deniz dalgası Karadeniz'in yalçın kayalıklarına vurdu. Daha vura vura oyacak. Daha dur. Vücut oturacak. Vücut de. Denizli vücut. Vücup. Bursa B. B ile bitti. Sonra imkan. Bak bugün akşama ya dedim bu Fatih bir soru sordu. Allah Allah beni de merak sardı. Oysa beni de alıkoydu DİMA projemden. Pazar günü DİMA dersi yapıyoruz ya 3-4 saat. Ondan sonra dedim ya bize bir baktım ki imkan neymiş ya. Çok iyi biliyordum ya. Ben çok iyi biliyordum. İmkana bakılır mı? Tesavvürü tarafeyn. Yani iki tarafa da aynı. Neye? Mümkünle Adem'e aynı. Yani imkanı bilmiyor. Şimdi biliyor mu? Bilmiyor. Çalışacağım. Tasdif edeceğim. Ama biliyor zannediyorum tabii. Konuşsam bir şeyle konuşurum. Ama imkanı çalışacağım. Bak göstereyim size. Başladım çalışmaya. Bak imkan. Akşama ne kadar gidebildim imkana? Şuradan. Şuna. Şuna. Şuradayız. Bu ne? Hani imkanı biliyordum. İki tarafa eşit olmasın. Ya kardeşim bunu fazla kurcalıyorsunuz ya. Fazla eziyorsunuz, bana çıkartıyorsunuz. Tesavi tarafeyinden ibaret olan imkan. Allah Allah. Ya Risale-i Nur'un konusuyla meşgul oluyoruz. Yani bundan daha büyük nimet var mı? Risale-i Nur bizi kendisiyle meşgul ediyor. Sen de bir kitap yaz da ona hayatlar verilsin ve meşgul olsun. Ne kadar şükretsek az. Allah bizi bu hakikatlardan ihtiyaç, iştiyak, incizap ve meyil denilen bu esmanın dışa vuruşları olan bu hakikatleri bizde inkişaf ettirsin. Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin, esmanın hürmetine, Risale-i Nur'a karşı ihtiyacımız, iştiyakımız, incizabımızı, meylimizi artır ya Rabbi. Bizi bize bırakma. Biz bizi unuttuğumuz zaman sen bizi unutma ya Rabbi. Risale-i Nur mevzularıyla meşgul olurken bizi teris eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, iştirak amali uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Bunları bize söylettiren esmanın hürmetine ya Rabbi. Allah vermek istemeseydi, istemek vermezdi sırrı. Tahakkuk ettir Allah'ım. İstiyoruz. Senden seni istiyoruz. Amin. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa versin. Borçlularımıza eda versin. Dertlerimize deva versin. Çoluk çocuğumuza, evlad-ı yalimize, eşlerimize, akrabalarımıza Risale-i Nur'da istikamet nasip eylesin. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavat. Allah'ıma selam aleyhi ve sellem. Elhamdülillah rabbil alemin. Rahmanirrahim. Amin. Yaşlandıkça dua ihtiyacı çok fazla oluyor. Çok. Hasan abi. Efendim abim. Şimdi Risale-i Nur dedi ya, Fatih kardeş de dedim. Ben de Risale-i Nur'un sureti, kanuniyeti, hakikati ve mahiyetiyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sureti külliyat, kanuniyeti ilham ve had, hakikati sünnet-i seniye, mahiyeti Kur'an. Fesubhanallah. Fesubhanallah.
Allah Allah. Bir de söyle abi Risale'nin. Ben bir şey diyeceğim orada. Sureti 140 adet kitaptan oluşan külliyat. Tamam. Kanuniyeti ilham. Şumurlu. Bir dakika oraya bir şey diyeyim. Vahyin vazifesini yapan şumurlu ilham. Evet. Sonra devam et. Hakikati sünnet-i seniye. Mahiyeti Kur'an. Sünnet-i seniye bir şey de ekleyelim. Fıtrat-ı selime, fıtrat-ı asliye. İsmi azam da desek olur mu abi? Harika olur be Hikmet'im be. Gene Amerika'dan şey. İsmi azam maşallah. Hakikati ismi azam. Ve her ismi mertebe azamı. Ondan sonra mahiyeti ne dedin Mehmet kardeş? Kur'an abi, Kur'an. Vay be. Şimdi Hikmet abi olur ama şimdi eğer oraya Arş-ı Azam dersek bu sefer diğerlerin hepsini o cinsten yazmamız lazım. Yok Arş-ı Azam demedi. Dedi ki o hakikati ha İsmi Azam denirse Arş-ı Azam'a taşınıyorsun ha. Evet. Yani İsmi Azam diyebilmemiz için İsmi Azam cinsinden suret, kanuniyet, mahiyeti ve hakikati yazmamız lazım. Hmm. O zaman birbirine giriyor. Hepsi aynı cinsten yazmak lazım. Yani... Anladım abi, tamam. Nasıl olduğunu yani yanlış bir şey değil. Evet. Doğru, doğrudur. Onun hakikati orayı gösteriyor ama diğerlerini de buna bağlı olarak yazmamız lazım. Yani birisini daire-i sıfattan yazarken biri daire-i esmadan yazar olmaz. Hepsini daire-i esmadan yazmamız lazım. Ya da bir şeyi hepsini alem-i şehadet cinsinden yazmamız lazım. Ya da her şeyi yazacaksak alem-i şeyden, şecere-i ilkatten yazmamız lazım. Ya da insanın enfüsünden yazmamız lazım. Anlatabildim mi acaba? Aynı kategori yani evet. Evet. Yani bu saatte kendisiyle böyle meşgul ettiren Allah'a hamd olsun. Çok şükür. Nereye talep olmuşuz? Çok şükür. Bu saatte farkında mısınız? Bu saat Türkiye, tabii yurt dışında olanlar farklı saatte. Yani şu anda Türkiye'de, İstanbul'da yarım. Şimdi bu saatte kendisiyle meşgul ettiren Risale-i Nur nasıl bir eser ya Rabbim. Çok şükür. Rabbimize emanet olun abi. Ama Allah razı olsun Mehmet kardeş. Çok harika Risale-i Nur. İşte benim vasiyetnamemde Kur'an'ımın içinde duruyor. Bir parçası o. Rahmetli dine mugayir ve zıt olan medyaya, yani o zaman televizyondu. Televizyona ve Sufyan'a düşmandı. Risale-i Nur'a doyamadan gitti. Ruhuna Fatiha diye yazılmasını istemiş. Yani Risale-i Nur'a doyamadan gitti. Her bir kelimesine ömür veriliyor. Mübalağa etmiyorum. Ortada bir hakikat. İmkan biliyordum bugüne kadar. Bilmiyor. İmkan. Ha, örfi manada mutfakta iş yaparken imkanımız var mı? Yani bu kalemi yapma imkanımız var mı? Öyle anlıyorsan bu beşeri efal alemindeki kelamı. Risale-i Nur. Rabbim emanet olun, geceniz mübarek olsun. Fatih kardeş başta dedi ya abi, gazeteyle kitabı mukayese etti ya. Ya. Ama sonsuz mana meratibiyle yazılan bir şeyi mukayet olabilir mi? Ya. Sınırlandırılabilir mi? Ya ama düşünelim. Yani sonsuz mana meratibi var. Evet. Ya çok şükür. İyi ancak böyle düşünün. Allah razı olsun. Evet Fatih, herkesin huzurunda ayrıten çok teşekkür ediyorum. Sağ ol kardeşim. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Fatih. Yani güzel bir gece bize gece vesile oldun. Rabbim emanet olun. Selamun aleyküm.